Merhaba sevgili izleyenler, herkese selamlar, saygılar, Ramazan güzeldir bugün de karşınızdayız. Hakan Zafer birlikte bugün de bir konu konuşacağız. Sizlerle birlikte Hakan abi, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok şükür, iyiyiz. Allah'a emanet ee, Amin, hepimize inşallah. Ee, bir gün aradan sonra yeniden birlikteyiz. Ee, konuşacağımız güzel de bir konu var. Ee, hakka ve hakikate çağırmak. Ee, yani... İlk 10 gün konuştuğumuz konuların tamamı hakka ve hakikate çağırmanın e, içinde bulunması gereken özellikler. Onlar olmadan e, hakka ve hakikate çağırmak hı hı. mümkün değil. Benim aklıma o geldi, siz konuyu yazınca. Ama etraflıca konuşacağız bunu inşallah izleyicilerimizle beraber. E, sahur'da bizi izleyenler varmış, yazanlardan görüyorum. Sahur vakti, bulundukları ülkeye göre sahur vakti izleyenler varmış. Hatta sizde gördüğünüz galiba bir izleyicimiz Amerika'da bir hanımefendi galiba. Ee, arabada e, izliyor ama bu arada da iş yapıyor yani hmm. Amerika'da özellikle Amerika'ya yeni gidenler için e, ne derler en popüler iş kolu e, pizza e, ya da yemek dağıtımı e, araçlarıyla hmm. e, araçlarıyla bu işleri yapıyorlar aynı anda bizi izliyorlarmış ama e, lütfen trafik kurallarına uyalım bu e, hmm. ...aman Allah muhafaza yani bir olumsuz bir şey olmasın. Onun dışında biz izlemenizden memnunuz tabii ki. Sahurda, iftarda hiç fark etmez. vakti vaktinde de izlenebiliyor. Programın öyle bir özelliği var. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bugün de iyi bir program olur. Türkiye'de işte politik gündem var. İki parti birbirine girmiş gece vakti. Kan gövdeyi götürmüş çok feci görüntüler evet. var. Çok çok feci yani partilerin isminin hiçbir önemi yok o parti bu parti e, ülkenin geldiği durum e, ve bunun normal karşılanıyor olması normalde infiale sebep olacak durumlar bunlar hani normal şartlar altında uh -huh. ama o kadar anormalliği normal görmeye başladık o kadar acayipliği e, olabilir ya normal yani Türkiye'de olur böyle şeyler e, herhalde kötülüğün e, kabalığın saçmalığın e, bu kadar normalleşmesi en büyük felaket. Evet. Yoksa yani her dünyanın her yerinde kötü bir şey olabilir. Dünyanın her yerinde insanlar birbirine vurabilir, öldürebilir insan yani. Ama bu kadar normalleşmesi, bu kadar sıradanlaşması, haber bültenlerinde altyazı haline gelmesi hatta bunların, şehit haberlerinin bir dakika bile süre alamaması, birçok olayın gündeme gelememesi, yani GDO'lu pirinç haberi yapmanın darbe gerekçesi, darbe girişimi sayılması, ee, sağlığa zararlı, insan sağlığına zararlı besinler hakkında haber yapan bir gazeteciye daha 2 gün ya da 3 gün önce e, dava açıldı. Yani tamamen insan sağlığını ilgilendiren bir konuda haber yaptığı için e, işte haber işte ne derler ona mahkemeden hemen yasak geldi. Ee, gizlilik yasağı geldi vesaire vesaire. Ee, en fecisi birkaç gündür benim çok üzüldüğüm bir nokta. 19-18-19 yaşında harp okulu öğrencilerinin müebbet hapisle cezalandırılması. Ve 15 Temmuz gecesi aldıkları emirden dolayı e, dışarı çıkmış olan erlerin... Er bunlar, 20 yaşında çocuklar ya da kısa dönem askerler var işlerinde bilmiyorum. Ben de kısa dönem askerdim, siz de öyleydiniz Hakan abi. E, müebbetle cezalandırılmaları... E, yani aklım almıyor, vicdanım almıyor. Yani hiçbir şey yapamamak o kadar çok koyuyor ki bana. E, i̇nşallah e, öyle müebbet falan değil. Çok kısa sürede özgürlüklerine kavuşurlar, adalet yerini bulur ama... Ya işte ortada bir e, hesapsızlık var. Hesap vermeme durum var. Yoksa sokaktaki eşkıyalık da bu e, devlet devlete ait masaların gerisinde, kürsülerin gerisinde yapılan eşkıyalığın da sebebi bu. Hesapsızlık. Evet. Hesabını vermeyeceğini düşünüyor. Hesap vermek istemiyor. Hesap kimse hesap da sormuyor. Hesap almıyor kimse. Dolayısıyla yıkıyor, yağ, yağmalıyor, her şeyi perişan ediyor. Eğer hesap sorulursa bir yerde hesap sorulacağı bilgisinin sadece bilgisinin var olması bile işleri düzeltmeye yetebilir. Yani birçok yerde böyle yani gelişmiş ülkelerde bu işin bir yapılan işin hesabının sorulacağını biliyor olması da önleyici bir durum olarak önüne geçiyor. Suç işleyeceğin veya ihlal edecek kimsenin. E, dini olarak da bu çok abartılı değil. Özellikle her şey dine bağlamak değil ama dindarlık iddiasında bulunan insanların güç sahibi olduğu bir yerde konuşuyorsak mecburen dini içerisinden prensipleri onlara hatırlatmak durumundayız. Yani bugün konuşacağımız konunun da bir parçası bu aslında. E, mesela bir yerde Zariyat suresinin 54 ve 55. ayetleri var. E, Hazreti Peygamber Allah diyor ki seni e, yalanlayan, işte seni büyücü diye aşağılayan sonra deli diye aşağılayan kimselerden yüzünü çevir sırtını dön onlara ama 54'te bunu söylüyor 55. ayette devam et diyor uyarmaya devam et çünkü hani uyarma zikri hatırlatmak hatırlatmak müminlere yarar sağlar diyor devam et yani yüzünü çevirdin ama sus bir de ağzını açma filan demiyor devam et diyor Dolayısıyla gerçekten bir gün e, ibret alacağı günü beklersiniz veya aradan ibret alacakları beklersiniz. Veya ibret almayanlara tesir olacağı e, olacağını düşündüğünüz, tesir olacağını düşündüğünüz ibret alacaklara e, hatırlatmaya devam edersiniz. Yani e, müminlere zikrin yararı var, hatırlatmanın yararı var. İyiyi hatırlatmanın, iyiye çağırmanın, hakkı, adaleti hatırlatmanın yararı var. O yüzden dindarlık iddiasında bulunan insanların güç sahibi olduğu bir yerde elbette ki dinden örnekler vereceğiz. Ben hani söylediğim hesapsızlığa tekrar dönüyorum. Ahiret de benzer bir vurgudur aslında. Mümin hayatına işlenmiş bir vurgudur. Yani giden gelen yok. Bize anlatılan ilahi mesajlar hepsi. Kutsal metinlerde olan mesajlar. Onları biliyoruz ya Kur'an'dan ya sünnetten tabloları görüyoruz. Ki sünnetteki de çoğu zaten kutsi hadistir. Dolayısıyla gitmiş gelmiş birisi bir yakıyorlar bir yakıyorlar var ya of aklınız haliniz durur aman ha filan diye uyaran yok bizi gidip gelen yok. Öyle bir şey yok yani. Daha mizan kurulmamış. İşin ruhunda bu yok. Yani görüp birisi gelecek önceden haber verecek filan. Zaten gaybe iman etmenin hikmeti bu. Allah haber veriyor. Buna iman edeceğiz. Görmediğimiz bir şey iman ediyoruz. Dolayısıyla ahiretin varlığı da bunu engeller. Yani ben bunun hesabını bir yerde vereceğim. Yani bu bir yerde bir mahkemede bana sorulacak. Terazi önüme konulacak. Bu yaptığım amel tartılacak. Doğru bugün 3 yaşında bir çocuğu 5 ee, yaşında bir çocuğu hapse tıkabilirim veya arasını babasını hapse tıkadım diye zaten hastanede yatmakta olan babaannesinin yanında minnacık bir çocuğu e, perişan etmiş olabilirim. Ben bir savcıyım kimse para hesap sormuyor. Yıkarım yakarım ulanla filan dünyada sormuyor görüyorsunuz yani kimse. Ama bu savcının eğer kalbinde zerre kadar iman varsa ki birçoğu annesinin başörtüsüyle övünen adamlar tipler bunlar. Ee, eğer zerre kadar iman varsa bunun bir yerde hesabı sorulacağını düşünmesi lazım. İmanın şartı bu. Yani e, altı tane şart sayıyoruz. Allah'a iman e, Allah melekleriyle kitaplar gönderiyor. Meleklere, kitaplara peygamberlerine, peygamberlere iman. Hayrın şerrin Allah'tan geldiğine iman, kaderi iman. Bir de e, öldükten bahsu badel mevt, amentün içerisinde okuyoruz. Altıdan beş tanesi tamam bir tanesi eksikse de imansız oluyorsunuz. Dolayısıyla ahiretin varlığının bilgisi bile ima, insanda kontrol sağlar. Hesapsızlıktan kurtarır insanı. Yani hiç kimse ona hesap sormasa bile bir kolluk gücü şu bu filan veya bir tehditle karşı karşıya kalmasa bile veya bir şeyi yitireceği korkusuyla karşı karşıya kalmasa bile özgürlüğü yitirme, malı mülkü yitirme gibi mesela ve sağlığını yitirme gibi korkuyla karşı karşıya kalmasa bile oturduğu yerde keyfi yerindeyken bile ahiretin varlığı bilgisi, zihninde tuttuğu bu iman İnanç, e, insana kontrol verir. E, dolayısıyla e, bu kontrolün e, olup olmamasına göre insanlar e, fiillerini belirliyorlarsa eğer bu kadar hoyratlığın, bu kadar e, anarşinin olduğu bir yerde, bu kadar yağmanın olduğu, hırsızlığın olduğu, bu kadar küfrün olduğu, iftiranın olduğu, e, bu kadar iffetsizliğin olduğu bir yerde... E, mutlaka ama mutlaka söyleyeceğimiz bir şey var. Söyleyeceğimiz bir şey var. Bunu ben söylemiyorum. Kur'an'ın teklifiyle gidelim. Tamam siz kendi din bilginlerinize söyleyin. Bunlar size hatırlarsın. Bu kadar şeyin olduğu yerde ne yoktur? Evet ne zayıflamıştır? Ahiret inancı zayıflamıştır denir. Bu dinin bize öğrettiği bir şey bu. E, dolayısıyla imanın da bir altı parçasından, altı şartından bir tanesi bu. Ahiret inancın zayıflarsa ortalık perişan olur. Ortalık perişan olur. Önüne geldiğinizde mahvetmeye çabalarsanız, hesap sorulmayacak zannedersiniz. Dünyada hesap sorulmamayı yaptığınız fiilin iyiliğine dair yorumlamaya çalışırsınız. Ne oldu? Şimdi mahkemeye çıktım, beraat ettim, aklandım filan. Veya işte diyelim ki e, Ahmet Bozkuş bana inandı mesela bir şey yaptım. E, kötü olsaydı Ahmet Bozkuş inanmazdı. Hayda. Yani ölçüler bu. Şaşan ölçülere bakın. Eğer böyle olsaydı o izin verir miydi diyor. Onun dediğinde bir şey vardır falan diyor. O diye kimi seviyorsa yerine koyuyor onun. Kardeşim o bu, bununla ne alakası var? Konuya paldır küldür girmiş gibi olacağım da e, bugünkü konunun hakka hakikate çağırmanın bu ahlaki bir davranıştır. Ve bu ahlaki davranış kullarından seçkin olanlardan. Bu seçkinliği Allah seçmiş değil. Fiili yaptığı için seçkinlik bu. Hani derler ki eskiden bir hükümdar varmış. Üçte i̇şte oğlu var. Adam ölmüş. Yüzük kimdeyse o ülkede de e, hükümdar oluyormuş yani. Şimdi bir tane yüzük var. Üç tane de şey var. Oğlan var. Hangisi e, hükümdar olacak? Adam ölmüş. Kral ölmüş. Hangisi kral olacak? Tartışmaya başlamışlar. Kim olacak? Kim olacak? Bir bilgeyi çağırmışlar. Civarda da hep bilge bulunuyor. Bir tanesini çağırmışlar. Yüzüğü bana verin demiş. Vermiş yüzüğü. Oğlu. Sonra yarın gelin bu işi çözelim demiş. Yüzük ondayken. Yüzük on, e, gitmiş adam aynı yüzükten iki tane daha yaptırmış. Bilge kişi. Üç tane yüzükle ertesi gün üç oğlanın karşısına çıkmış ve her birine birer tane yüzük takmış. İyi de demişler yani kral şimdi kim? Yani sen mi? O öteki mi? Beri kimi Hangi kardeş kral olacak? Ben miyim? O mu? Yani en iyi kim davranırsa halkına o kral olacak demiş. Yüzüğü takanlardan halkına en iyi davranan kral olacak demiş. Şimdi aslında bu seçkinliği biz kazanırız. Allah'a gerçekten güzel kulları olarak yoksa Allah seçkin falan demiyor. Ben söylüyorum. Araf suresinin 181. ayeti. Bu şey, hemen bakayım yani not almadım. Araf suresinin 181. ayet. Bu seçkinliği biz ayarlamıyoruz. Allah ayarlamıyor. Biz kazanıyoruz bunu aslında. Biz bu yani kullarından... konuşmuştuk abi. Yani. İşte Maradona forması giyen herkes Maradona olmuyor ya da Messi forması evet. giyen topa ayağına gelince ortaya çıkıyor. Yani yoksa hı hı. hani yüzükle o iş olmuyor, bir cübbeyle, koltukla hani Nasrettin Hoca'nın Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle kavukla iş çözülmüyor yani. Eğer hı hı. marifet kavuktaysa o zaman herkes birer tane kavuk taksın. Herkes alim olsun. Değil. Bir, ikincisi dediğiniz gibi e, hakkın ve hakikatin ölçüsü yani haklı olmanın ya da hakikati söylüyor olmanın ölçüsü e, yani senin sevdiğin adam değil, senin sevdiğin bir adam var. E, o, o benim dediğimi alkışladığına göre doğrudur. E, yani, onay aldım. Hemen. Onay aldım. Hadi bakalım. Bunlar, o zaman herkes onay alacak birilerini bulursa e, ki buluyorlar. Yani çok çok büyük e, kötülüklere bile onay alacak birini bulabiliyorsunuz yani. Birileri de olabilir bu etraf onayı. Ya tabii etraf onayı, onayı. birileri. Yani topluluk, kitle. Yani bu tabii. kadar insan boşuna mı alkışlıyor? Da olabilir. İyi, daha söyleyeyim mi? bir tık öteye atalım kendi içindeki hatayı sırf bizim içimizde bize zarar gelmesin diye savunmak da aynen böyle. Do böyle. Savununca doğrulamış oluyorsunuz. Veya hatayı hatasıyla yüzleşmesine izin vermediğiniz zaman mesela diyelim ki biz e, bilmem ne derneğiyiz tamam mı siyah gömlek giyenler derneğini kurdum ben. E, herkes siyah gömlek giyiyor. Aramızdan bir tanesi hata yaptı. Ben dedim ki bu siyah giyen gömlek e, siyah gömlek giyen derneğinin e, bir üyesi olarak senin bu hatan duyulursa eğer derneğimize söz gelir. Dolayısıyla ne yapalım senin bu hatanı duyurmayalım. Örtelim bu hatayı. Hatadan etkilenen varsa gidip onlara da e, tehditler savuralım bu hatanın açığa çıkmaması için. Sebep ne? Adamı kurtarmak değil. Hatayı yapan adamı kurtarmak değil. Siyah giyenler derneğine söz bulaştırmamak. Bu da aynı hesap. Bu e, gizlemek, onaylamak anlamına gelmiyor mu? Siz kardeşim bu dernek üyesi A şahsını onayladınız mı şimdi? Mesela e, tecavüzcü bir e, adamın e, mensubu olduğu bir dernek var. Yöneticisi olduğu. iyi de niye yöneticiymiş adam. Yok ya öyle takılıyor da bize falan dediler ama ne yani öyle değilmiş. Değil değil. Bayağı yani 45, 52 hatta 52 erkek çocuğuna tecavüz etmiş bir e, pislik herifin e, üyesi olduğu, yöneticisi olduğu bir dernek var. Ve dernek olayın kapanması için elinden geleni yapıyor elinden geleni yapıyor Mecliste beraber çalıştı abi Aile evet. Bakanlığı ile beraber çalıştılar o tebrikleştiler hatırlıyor musunuz o Ramazanoğlu muydu Kadın Aile Bakanı utançtır yani O bir fotoğraf var Türk ya Türk abi, için. çok paylaşılan böyle 8 10 tane milletvekili Evet e, sırıta, sırıta Sırıtmak ne sırıt sırıtmak yanında şey kalır nazik kalır sempatik kalır yani bir Kelime geldi de g ile başlıyor söylemeyeyim dedim Neyse işte <laughs> yani öyle öyle o şekilde o g ile başlayan kelimeyle gülen e, gülerek o yat, ne için o yatıyorlardı? Yani evet. o o pisliğin o, gen soru var. Evet, bu o haysiyetsizliğin şeyi o gen sorudan kurtarmak için. Sonra evet. tebrik ettiler kurtardıkları için. Yani şimdi ya. bu adamın üzerine örttüğünüz zaman e, bu tecavüzü savunmuş olmuyor musunuz? Kardeşim biz, bizden ve ne fark eder? Fiilin kendisi önemli. Yalın hali işte bu. Ya, ahlaki davranışın yalınlığı bu. E, bak, katmayacak sade. Bu, bu 52 tane çocuk var mı burada mağdur? 52 tane aile var mı? Koca bir milletin zihnini perişan ettiniz mi bu konuda? Koca bir milletin e, millete leke çaldınız, kara çaldınız mı? Evet. Problem bu. Senin ne üyesi olduğun, orada ne iş yaptığın hiç önemli değil bu. Sen bu işi yaptın mı yapmadın mı? Bu kadar yalın. Eğer bunu örterseniz e, o zaman bu işi savunmuş oluyorsunuz. Bu da bir aslında e, onaylama durumu yoksa birisine fetva aldım birisinden veya işte birisinin sözünü her yere gittiğimde sopa olarak kullanıyorum. Şu şahıs da bu konuda şöyle düşünüyor diyorum mesela kimse bir şey demiyor. Benden dolayı değil. O adını andığım kimseden dolayı kimse bir şey demiyor. Aslında bu da büyük bir problem. Yani bununla da doğrulamış oluyorsunuz. Saklamak da söz gelmesin üzerine örtmek de doğrulamak anlamına geliyor aslında. Şimdi burada seçkin hani oradan geldik. Bu arada Araf suresinin 191. ayetiymiş. 194 müdür diye acaba aklıma geldi. 191. ayeti. Şimdi e, bu Araf suresinin 191. ayeti aslında seçkin kimselerin e, elit manasında demiyorum. Güzel müminlerin, asil müminlerin tavrını ne olduğunu söylüyor. Ve bunları söylerken Allah kendini izafeten söylüyor. Yani e, hemen ayeti şimdi kapattım tekrar için ayeti ayetin metninden okuyayım. Ee, kullarımızın içerisinden, yarattıklarımızın içerisinden öyleleri var ki diyor Allah. Ayet şu. Allah Allah. 181 pardon. 191 dedim ben? 181. Ve mimmen halakna ki öyleleri var ki bizim yarattığımız. Ummetun bunlar bir topluluktur. Bir, bir, araya gelebilmiş insanlar bunlar. Yarattıklarımızdan bir araya gelen, bir arada bulunan öyleleri var ki yehdune bil hak. E, hidayete e, hidayete çağırıyorlar neyle hakla hakla e, kendileri hakka e, hakkı hidayet vesilesi olarak kullanıyorlar doğruya doğru hidayet e, hidayete çağırıyorlar hidayete erdiriyorlar kendilerini başkalarını düzeltme çabası ıslah çabası içerisindeler neyle hakla doğruyla e sonra bu adamlar sadece bunu yapmıyor ve bihi işte o hakla bir de yadilun sonra adalet ediyorlar aslında bugünün çatı ayeti bu. Araf suresinin 181. ayeti. Kullarımın içerisinden öyleleri var ki yarattıklarımızın içerisinden yarattığımın içerisinden bunlar bir topluluk olmuş ümmetün. Bunlar bir topluluk olmuşlar. Yarattıklarımın içerisinden öyle topluluklar var ki bunlar. Öyle deyince sayınca hemen devamda çünkü kötüleri de sayıyor. Ve ledine de bu bir ayet. 182. ayet. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince diyor. Ee, ama ondan önce saydığı ayetleri yalanlayanlardan önce saydığı ümmet ol, olabilmiş. Bu ümmeti de hani kullanırken yüz defa titriyorum üstüne. Hani bir siyasi söyleme dönüştü maalesef. Bir araya gelmiş insanlar asil insanlar topludu aslında bu. Yani ne konuda bir araya geliyorlar? Bunları bir araya getirenler şu Allah yarattı. Hayır o herkesi Allah yarattı zaten. Allah'ın yarattıklarından sırf doğrudan yol bulmaya çalışan yani söylediği e, yehtune bilhak doğrudan yol bulmaya çalışan insanlar bir de o doğrudan e, ve bihi adalete adalet sağlayanlar. Yani doğruyu ortaya alıyorlar, hakkı hakikati ortaya alıyorlar. Bundan yol bulmaya çalışıyorlar. Yollarını hakkı hakikate göre ayarlıyorlar. Eğer birisi ona hangi yoldan gideyim diye soruyorsa o hakkı hakikati tavsiye ediyor. Asır suresine vurgu yapalım. Hatırlatayım o ayeti. Sonra bu hakikat sadece yol bulma ışığı değil. Doğru bu da var. Ki o ışığı söylerken sirac Nur diye söylüyor. Sirac-ı diye söylüyor. Peygamberine söylüyor aslında. Yani Asap suresinin 46. ayeti. Allah Resulü'nü söylerken o hayra, iyiye, doğru çağrıcı bir peygamber, uyarıcı bir peygamber. Aynı zamanda e, ee, Sirac-ı Yani böyle aydınlatıcı bir e, kandil. Ortaya konmuş, e, aydınlattığı için yol bulduruyor. Kuzey, yani kuzey tarafa gitmek için kutup yıldızına bakmak gibi. Peygamberine de bu vasfı söyledi. Ama bu vasfı o, o peygamberin ümmetine de söylüyor. Yarattıklarımızdan eski peygamberlerin ümmetlerine de söylüyor. Öyle bir araya gelmiş topluluklar var ki bunları bir araya getiren şey hak, doğru, hakikat. Hakikat uğruna, hakikat aşkına bir araya geliyorlar ve bundan dolayı da bir hidayet buluyorlar. Doğruya iletiliyorlar hakikatten. Toplulu Aynı zamanda kendisine... Topluluğu, Birisi sorarsa onları da hidayete sevk etmek için doğruyu söylüyorlar. Topluluğu bir arada tutan, bir araya gelen insanların e, yani en güçlü bağ hakikat olmalı. Zaten Tabii. E, hakikat en güçlü bağsa kopmak da o kadar zor oluyor. Çünkü her şey değişebilir. Bizi bir araya getiren şey, bizi bir arada tutan sebep, e, motivasyon neyse... Birçok şey yıkılıp gidebilir birçoğu yani hmm. bizi bir yere, birçok şey kaybolabilir dağılabilir ama hakikatin böyle bir kaybolma sönme üstünün kapanması falan gibi bir şey yok ee, sadece şu olabilir hakikatten dolayı bir araya gelmek e, çok zor meşakkat gerektiren çile gerektiren bir şeye dönüşebilir o yüzden e, bir, bir problem olabilir yoksa onun dışında sönen giden bir şey değil. Ben küçük bir açıklama yapacağım Hakan abi müsaadenizle Mesela, burada efendim. sohbet bölümünde yazılanlardan dolayı bizim konuştuğumuz evet, Ben bakamıyorum da Bizim az evvel konuştuğumuz şeylere dair izleyicimiz bir izleyicimiz konuştuklarınızda çelişiyorsunuz demiş sadece, Hangi konuda? Ya Bu ifşa yani bir hatanın üstünü örtme yanlışın üstünü örtme kapatma mevzusu var ya sadece bir iki cümle söyleyeceğim o konuda Ben siz başlamadan bir şey söyleyeyim mi? Siz ee... <laughs> buyurun abi söyleyin <laughs> Ya bu tarz şeylerde somut olması lazım. Sevgili izleyenler lütfen rica ediyorum. Ee, mesela sarı kardal rengi gömlek giymişin Ahmet Bey dediniz. Yani uymamış. Neye göre? Yani mesela diyorsunuz ki bu pek yakışmadı. Bir şey yakışmıyor size. Ne yakışmıyor? Somut örnek yok. Yani hani bir şey söylüyorsunuz çelişiyorsunuz. Ne konuda? Yani bütün hayatım çelişkilerle dolu hissederim ben. Ben yani derin algılayan, derin alınan birisiyim. Ya birisi bana bir uyarda bulunduğu zaman somut söylemesi lazım. Yani altını doldurması lazım. Ben böyle beklerim şahsen. Eğer birisini uyaracaksam da net söylerim. Yani bütün uyardım arkadaşlar keşke e, ortalık hür olsa da deseler ki ya bizi şu konuda uyarmıştın. Evet hakikaten doğru filan. A, B, C, D veya 1, 2 filan 2 mesele var. 3 mesele var. 4 mesele var. Teker teker sayarım. Yani bir konuda uyaracaksam. Bak Ahmet abi bir şey söyleyeceğim size. Bunun iki yönü var. A, B mesela. Kitap yazar gibi uyar. Niye? Çok üzerinde düşünüyorum çünkü. Canım çıkıyor. Bir gün, iki gün uykum kaçıyor. Bir adam uyaracaksam mesela. E böyle paldır küldür. Ben o konuda yani siz biraz diye baş Somut değil. Soyut böyle. Tüm böyle e, bütün hayatını perişan eder gibi. Bütün her şeyini gölgede bırakır, eleştirir. Ee, uyarı, ikaz bunlar ben de güme gidiyor işin için söyleyeyim. Yani. Bunlar çok şık şeyler değil bir de. Ee, ben, buyurun şimdi. Ben kendi payıma düşeni söyleyeyim. Ee, bir, e, öncelikle şimdi bu, konu, bu konuyu hakka ve hakikate çağırmayı konuşacağız. Ee, o, bu konuda tecrübemiz yok. Yani kendi adıma söylüyorum. Yani bir ee, bir yalanı, bir e, haksızlığı, bir e, e, ne derler? Bir kötülüğü alenen deşifre etme, ifşa etme konusunda bir tecrübem yok benim. Neden yok? Çünkü böyle bir olayla daha önce karşılaşmadım. Ya yani daha evvel 40 defa karşılaştığım bir olay olsa ve bunların 40'ını da gayet başarılı ve soğukkanlı, serin kanlı bir şekilde e, çözmüş birisi olsam evet haklısınız. E, ama e, geldiğimiz noktada e, o bahsedilen yalanın ortaya çıkması için ee, gazeteci arkadaşla irtibat Kur'an benim yani e, bu konuda e, bana çok fazla. Ee, kızılmasını da anlayabilirim ama e, olayın en uzak köşesindeki birisi olarak böyle bir e, taşın altına elimi koydum. Kabak benim başıma patladı. Problem değil. Hiç problem değil ama içime sinmiyordu. Bu kadar hakikatin bu kadar gerçek acının bu kadar zulmün bu kadar gerçekten yaşanmış işkencenin üzerine böyle bir gölgenin düşmesi içime sinmiyordu. Beni e, irtibatta olduğum arkadaşlar da bilir e, bu, bu konuda ama haklısınız. E, tecrübesiz ve e, bu konuda daha evvel bir şeyi olmayan, geçmişi olmayan birisi olarak nasıl yapacağımı açıkçası bilmiyordum. Sadece bir gazeteci arkadaşımızın bu işin peşinde olduğunu öğrenince ben de kendisine destek oldum. Yani bu işin ortaya çıkması için ona elimden gelen desteği vereceğimi söyledim ve verdim. Onun dışında. Payıma düşen kısım içinde özür diledim, özür de diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Ama e, belki de ben ya da biz ya da sizler bir e, bir yanlış yapılırken bir kötülük yapılırken e, kötülüğü yapanın yanlış yapanın göstermediği hassasiyeti e, düşünmediği hassasiyeti çekmediği vicdan azabını siz o yanlışı o haksızlığı o kötülüğü ortaya çıkarırken yapıyorsunuz. Haddinden fazla belki de bu bilmiyorum. Ama ben de böyleyim yani benim yani yapım bu. Daha serin kanlı, daha soğuk kanlı, daha böyle hani bir cerrah soğuk kanlının olmayı isterdim ama öyle birisi değilim. Öyle yani küçük bir açıklama yapmak istiyorum. O kadar. Süperman değilim diyorsunuz yani. <laughs> yani öyle olmayı isterdim dediğim gibi. Yani ama öyle bir yapım yok. Ben araştırmacı gazeteci değilim yani. Beni tanıyorsunuz azıcık. O yüzden sadece ben e, bu kadar gerçek acının, gerçek zulmün e, üzerine gölge, leke düşmesini istemedim. E, susabilirdim hala, yani susanlar gibi, başka susanlar gibi ben de susmayı tercih edebilirdim. E, varsa bana, payıma düşen bir şey tekrardan özür dilerim, hakkınızı helal edin. Ama e, yani şöyle söyleyeyim, e, merkezin en uzak e, köşesindeydim yani. yani, en uzak köşesindeydim olayın. Öyle, o, o kadar e, söyleyeyim. E, bu, Biraz uyanık olmakta fayda var. Hepimiz için geçerli bu. Yani şimdi hakikatse birleşmeden yola çıktık. Ee, bu benim sizin, sizin ne söyleyeceğinizi bilmeden yaptığım uyarı her zaman geçerli. Yani birisi herhangi birisini eleştirirken de bu geçerli. Yani somut üzerinden, soyut değil, ortaya bırakılmış değil, somut üzerinden. Ee, burada bir e, savaş var hatırlarsanız. E, El müdlici Gazvesi serisi deniliyor pardon. Buraya Abdullah İbni e, Uzafetü Sehmi e, yönetiminde bir ordu gönderiyor Allah Resulü. E, çok meşhur bir hadisedir. E, Sahih bir e, anlatım var, hadis metni var. E, sefer esnasında Ensardan birisi komutan, o esnada o diğer sahabede içinde. E, ikiye bölünüyorlar, ayrışıyorlar daha hızlı gidebilmek için. Küçük grubu yöneten ee, ye, o müfreze yöneten emir altındaki askerlere öfkeleniyor. Otun, odun toplattırıyor, ateş yaktırıyor. Şimdi diyor sizin bana itaat etmeniz şart mı diyor. Ben Allah Resulü beni komutan olarak atadım size diyor. Evet diyor. O zaman şu ateş atlayın diyor. Kızdırdınız beni siz de ateşe atlayın diyor. Tereddüt diyorlar böyle şey olur mu? Emre itaat farzdır filan gibi e, üstüne söylemler gelişince aradan misafi diyor ki bak diyor biz diyor Muhammed'e iman ederken ateşten kurtulmak için iman ettik diyor. Ateş atlamak için değil diyor. Sonra dönüyorlar. Allah resulüne bu hadiseyi anlatınca bu bir seriye çünkü. O gitmemiş. bir Küçük bir ordu göndermiş. Ee, anlatınca eğer atlasalardı ebediyen o ateşten çıkamazlardı diyor. Yani cehennemlik olur demek aslında. Türkçesi bu. Şimdi dolayısıyla ortaya hakikate almak şu. Sadece hakikate itaat etmek. Hakikat uğruna bir şey yapmak. Biz zaten bunun için iman ettik. Öteki belki şunun bunun filan uğruna değil, onun aşkına belki aşkına değil, hakikat aşkına. Zaten biz bunun için iman ettik. Siz dediğinizde kolay değil. Evet zor zaten biz bunun için iman etmiş bulunuyoruz. Yani hakikat aşkına, hakikatten yola ki Allah da onları e, yalanlayanların haricinde e, Araf suresinin 182. ayetinden hemen bir önceki ayette ayıklayıp yalanlayanlar. Öyleyse ama yalanlamayan bir grup var yarattıklarımızdan. Bu grubun özelliği yaratmış olmamız değil. Hayır yarattıklarımızdan yalanlayan da var. Bunun e, topluluk olmasının bir özelliği var. E, hak'tan yol buluyorlar. Hakkı merkeze alıyorlar. Hakkı itaat ediyorlar. Yani başka ateşlere düşmüyorlar. Zaten ötekinden kaçtığı için hakkın etrafına gelmiş adam. Hak'tan başkasından yol bulmuyor. Yolunu kaybetmişe de hakkı söylüyor. Hakkı tavsiye ediyor. Asır suresini bunun için hatırlattım. Yolunu kaybedene de birbirimize de yolunu kaybetmeyelim diye birbirimize e, sabrı ve hakkı tavsiye ediyoruz. Şimdi hakkı tavsiye etmek bu aslında. Yani biz çünkü hakkın etrafında ancak bir ol, olabilmiş insanlarız. Ve bu hak sadece bize e, bir ışık olarak kalmıyor. Hani peygamberinin e, Asap suresinde söylediği gibi bir e, Sirac-ı Münir gibi değil. Aynı zamanda onunla adalet ediyoruz. Ve bir hiyadilun o hakla beraber de adalet ediyoruz. Yani sadece Hakka çağırıp e şimdi ne yapalım? Bununla bir de adalet edelim. Hakla adalet edelim. Yani hakikate çağırmanın, hakka çağırmanın ikinci pozisyonu aslında her zaman söylüyoruz, hep söyleyeceğiz zaten. E, adalettir. Bu birinci levha ayetimiz. Dolayısıyla biz biri merkeze hakkı söyledi. Kendimizi de hakka hidayet ediyoruz. Hakkın etrafında toplanıyoruz. Yolu ondan buluyoruz yolu buldurmak istediğimiz insanlara da hakkı söylüyoruz ki yolunu bulsun. Sonra o insanlar biz filan ümmet dediğine göre bir topluluk var. E bunların içerisinde bir adalet lazım. O adaleti de o haktan yana yapıyorlar. Dolayısıyla e, hak vazgeçilmez bir şey. Yani hakka ve hakikate çağırma ahlaki bir davranış mı? Evet ahlaki davranışın temelinde bu var. Yani çağrısını da bir şeye çağırırken o çağırdığı şeyin hak ve hakikat olmasını irdelemesi, seçmesi, kanaat getirmesi veya teklif etmesinde mutlaka ahlaki bir tutum sergilemesi gerekiyor. Yoksa kimseyi kendisiyle beraber e, bulunabilmesi, yer alabilmesi, bir şeye aynı koroda eşlik edebilmesi için yalan ve batıl olan, haksızlık olan bir şeyde yan yana bulunmaya zorlamak değil, buna baskı yapmak değil. Esas olan şey çağırdığımız kimseleri e, kendi yanımıza değil, hakkın hakikatin yanına çağırıp kendimizi de Hakkın hakikatin yanında tutma gayreti göstermek. Ahlaki davranış bu. Yani benim bir kimseye teklifim ahlaki olabilmesi için o meselenin hak olması lazım. Hadi gel beraber yürüyelim şunun üstüne çalalım çırpalım. Olmaz. Hadi gel şunun işte ne mal olduğunu filan gösterelim insanlara diye. E, tamam bu bir haksızlıksa eğer bir yalanın üzerindeyseniz mesela diyelim yani konuşmaların üzerinde so söylüyorum. O zaman bu, bu doğru bir şey olmaz ki bu, bu ahlaki olmaz ahlaki olan doğrunun üzerinden ilerlemektir. Yoksa e, bir sürü insan da kendini inandırabilir. Yaptığının doğru olduğunu inandırabilir. E, o insanlarla beraber diye beraber hareket ediliyor diye o doğru olmaz. Dolayısıyla benim çağırdığım zaman yanıma insanları hakkın yanına çağırmam gerekiyor. Kendi yanıma değil. Kendi yanıma her zaman hak üzere olmaz. Hakikat üzere olmaz. Ben hakkın yanında kalmaya ki Ar Ara Suresi'nin 181. ayeti. Çabalarım, direnirim. Ahlaki olan budur. Sonra bu yanında kaldığım hakkın hakikatin yanında insanları çağırırım. Şimdi e, burada çağıracağının ne olduğunu bilmek de esas aslında. Yani ben o zaman hak mı değil mi? E, bu kolay bir muhasebe değil. Yani siz demin dediniz ya ben yani kolay bir iş değil yani. Bu da zor bir şey. O ızdırap e, bir şeyin ızdırabını çekmek kolay bir şey değil. Yani çağırdığım Yanında durduğum ve insanları çağırdığım şey hak mı batıl mı? Yalana, bir yalana mı aldanmışım veya bir yalana mı insanları aldatmaya çalışıyorum? Bunun kararını vermek, bunu bilmek son derece önemli bir şey aslında. Zorda bir şey. E dolayısıyla gene geldik çattık bilginin içerisine. Mutlaka bilmeniz gerekiyor. İlgiler, sevgiler, alakalar değil bilmek gerekiyor bunu. Ve bu bildiğiniz şeyin ikinci bir riski daha var. ikinci bir riski daha var güvenmeniz de gerekiyor. Güvenmeyebilirsiniz. Bildiğiniz her şeye güvenmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya tamam ben senin doğru düzgün, düzgün bir adam olduğunu biliyorum ama diyorsunuz güvenmiyorsunuz. Ama'yı da ekliyorsunuz arkasından. Ya iyi güzel de diyorsunuz. De bağlacını ekledikten sonra sıralıyorsunuz. Güvenmiyorsunuz. Yanında bulunmak istediğiniz veya bir süre bulunup bir süre bulunamadığınız hakikate güvenmeniz gerekiyor ki başkasını da çağırırsınız. Başkasını da çağırırsınız. Çağırdıktan sonra da iş bitmiyor aslında. Eee Hazır bulunuşluğunuzun tamam olması lazım. Şunlar reddolmuyor. Yani sizi birileri reddedebilir. Bir hakikate çağırıyorsunuz. Dolayısıyla siz birileri tarafından reddolabilirsiniz. Bu hakikatin ruhunda da var aslında. Yani siz birileri reddedebilir. Bazıları inanacak size. Bazıları inanmayacak. E, bunu mesela işitecek olanlar var. Hani Allah e, bazılarının işitmeyeceğini söylüyor. Mesela onları tabir ederken ölüye işittiremezsin diyor peygamberine. Sonra mesela bir yerde var e, Ala suresinin 11. ayeti e, Cehenneme iştahı olanlara işittiremezsin diyor. Sonra sağra işittiremezsin diyor. Sonra kör olanı da işittiremezsin diyor. Bunlar vasıf. E, öz, e, engeller değil aslında. Amalık duymamak falan değil. Şimdi sağra kulağını tıkayana işittiremezsin diyor. Kim bu kulağını tıkayanlar? Nuh suresinin ilk ayetleri var. Yaklaşık 20-25 ayet. Hazreti Nuh'un tebliğ serüvenini anlatıyor. Hazreti Nuh onlara davetini söylüyor. A açık açık söyledi, söylüyor. Hatta yer yer e, onlara e, ayrı ayrı özel özel, gizli gizli de sırran, ve e, aleni ve sır olarak da söylüyor. Özel görüşmek isteyenler özel görüşüyor. Herkese toplu hitaplarda da bulunuyor. Ama diyor ki ya Rabbi ben onlara ne zaman anlatsam onlar parmaklarını kulaklarına tıkıyorlardı diyor. Sağır budur yoksa kulağı duymayan değil kulağı duyana, duyana da sağır diyor Kur'an. Çünkü duymuyor. Adamın işine gelmiyor duymak. Engelliyor duyma konusunda. Veya duy, kulağına gelse bile sanki o kulağına gelmiş anlamamış gibi davranmaya devam ediyor. Sağır diye Kur'an buna diyor. Hazreti Nuh'un söylediği parmaklarını kulaklarına tıkıyorlardı diyor. E sonra devam ettim ama diyor. Yılmıyor Hazreti Nuh. Birazdan o yılmamakla alakalı tekrar geleceğim oraya. Körlere göz, gösteremezsin diyor. E sonra ölüye duyuramazsın. Ölmüş adam. Hani ölü gibi davranıyor. Hayat sahibi değil gibi. Eğer bir hayat sahibi olsa yok ya bunu yapmaz dersiniz. İnsan olan şu insan olsa bunu yapmaz diyorsunuz bazı kötülükleri yapanlara. Eğer canlıysa bunu yapamaz bir canlı diyorsunuz. Bir canlı mesela evladına bunu yapamaz, kardeşine bunu yapamaz. Bir canlı bu kadar düşemez diyorsunuz. Yani hayret ediyorsunuz ortadaki çirkinliğe. O yüzden diyorsunuz ki yani bir canlı da bu olmaz. Ancak yani bu, bu adam bir hayat sahibi ise yapamaz bunu diyorsunuz. Ölüye anlatamazsın, köre gösteremezsin, sarı işittiremezsin. İştaha cehennem olan, cehenneme iştahlı gibi giden, körü körüne giden demek. Bu adamı işittiremezsin diyor. İşittiremeyeceksin. Buna da hazır ol. Bunlar işitmeyecek. Ama işitenler de var, işitecekler de var. Mesela Yasin suresinin 11. ayeti var. İnne men tebe'a zikra ve rahmane bil gayb bi ve kerim büyük bir cömertlikle müjdelenen kimselerin vasfı olarak haşreti söylüyor. Aynı şekilde bu deminki Ala suresinin 10. ayeti e, orada da Allah'a karşı titreyen, haşret duyan insanların işiteceklerini söylüyor. Allah'tan ürperen insanlar veya deminki e, Zariya suresinin 54. 55. ayetinde de iman edenlere bunun yararı olur, onlar işitir, onlara, hak, onlara hakkı hakikate çağırmaya devam et diyor. Ama sen reddedenler olacak, reddedenler var buna hazır ol hazır bulunuşluğunu tamamlaması lazım insanın. Eğer bir hakkı hakikate insan başka birilerini çağırıyorsa. Bir ters giden bir tablo görüntüsü olabilir. Yani herkes beni kabul ediyor. Burada bir sıradan e, durum değil, sıra dışı bir durum söz konusu olabilir. Yani bazıları seni kabul etmeyecek. Bu normal olan durum. O durumda ne yapacak insan? Yılmaması gerektiğini söylüyor. Yani hakkı hakikate çağıran, ahlaki davranışı e, hakkı merkeze alarak sergileyen ve bu ahlaki davranışını insanlara ulaştırmaya çalışan, çağıran kimselerin bir de yılmama vazifesi var. Malum bir hadis var hatırlarsanız. Bir kelebek hadisi, pervane hadisi. Benimle sizin misaliniz şuna benzer diyor. Ee, yaklaşık kaynağına baktım e, programdan önce. Dört kütüphanenin dört ki, e, kitabında, Nisaide, Tirmizi'de, Ebu Davud'da ve Buhar'da olan bir hadis bu. Şuna benzer diyor. Bir misal anlatıyor bize. Adam birisi akşam vakti bir ateş yakıyor. Bu akşam kelebekleri, pervaneler. Ateşin etrafında dönüp dönüp duruyorlar. Sonra ateşe atlıyorlar bazıları. Adam da onlar ateşe atlamasın diye tek 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 uzaklaştırmaya çabalıyor onlar. Yanmasınlar diye. Benim ve sizin misaliniz buna benzer diyor. Ben sizi ateşten uzaklaştırmaya çalışıyorum fakat siz ateşe ateşe gidiyorsunuz hala diyor. Demek ki ne kadar uyardı ve uyarılarının ne kadar ciddi, e, e, tesirsiz o tesire alınma dikkate alınmadığını, tesir uyandırmadığını görmüş olmalı ki bu misal veriyor. Dolayısıyla yılmayacak ama devam edecek yani de, yıl, yılmak demek değil bu. Tekrar Hazreti Nuh'a tekrar döneyim Nuh Suresi'nin ilk ayetlerine. Hazreti Nuh yılmıyor, devam ediyor. Ya Rabbi ben onları uyardım. Fakat kulaklarını tıkadı bu adamlar. Kulaklarını tıkamakla kalmadılar hatta e, elbiselerine büründüler. Yani elbiselerine bürünmek şöyle nasıl söylenir hani böyle pelerini atıp da gidecekken hani bir yola gideceğini ifade eder ya dinlemediğini ifade etmek için şöyle çekersiniz böyle dönünce onu işitmediğinizi sırtınızı döndüğünüzü ifade etmiş olursunuz. Bir de bununla istikbar yaptılar diye gururlandılar. Müstekbir kimseler zorlayarak kendilerini gururlandılar. Beni aşağıladılar. Ben onlara gittim anlattım bunları. Sonra dedim ki bakın eğer iman ederseniz Allah sizi affeder. Allah'tan af dileyin. Üstelik size yağmur gönderir diyor. Nuh suresinin ayetlerinde. Yağmur için içinde istiğfar önemlidir. İstiğfar edin ki Allah size yağmur versin diyor. Hazreti Nuh kavmine. Sonra çocuklar versin, mallar zenginlikler versin diyor. Sonra bu vurgulardan sonra bu verme vurgularından sonra evlat, zenginlik, yağmur Vurgularından sonra devam ediyor. ilerleyen ayetlerde yaratılışa e, nazar etmelerini, yeri göğü yaratan Allah olduğunu işte e, bu varlığa bir göz atıp onları yaratan Allah olduğunu anlamaları için varlığı gözlerinin önüne seriyor. Sonrasında ahiret vurgusu yapıyor. Bunları tekrar Allah sizi topraktan yarattı ve tekrar aynı şekilde diriltecek diyor. Sizi tekrar diriltecek. Öleceksiniz tekrar diriltecek ahiret e, vurgusu yapıyor Olmuyor tabi. Tekrar uyardım ama gizli açık uyardım. Fakat dinlemediler diyor. Ondan sonra Ved, Süva, Yuas filan gibi putları var bunların Nuh kavminin. Onları bana söylediler. Beni dinlemediler diyor. Sonra dinlemiyorlar. Sonra çok ilginç galiba 25. ayetti. Evlat ve malları onların hüsranlarını artırdı diyor. Sahip oldukları şey demek. Bu etraf kalabalıklığı ve ekonomik kuvvetleri onların hüsranlarını artırdı. Normalde hüsran yokluktan, yalnızlıktan olabilir deriz. Ama Nuh kavminin etrafındaki, e, Nuh kavmindeki kimselerin etrafındaki kalabalık ve ellerindeki güç, ekonomik yeterlilik onların hüsranlarını artırıyor. Ama gördüğümüz tablo şu, o Hz. Peygamber'in ateşe atlayan pervaneleri e, teker teker uzaklaştırmaya çalışan adam misali gibi, yılmaması gibi Hz. Nuh'un da Yılmadığını görüyoruz. Gizli açık uyardım, gittim şunu şunu dedim, şöyle yaparsanız şöyle olur dedim. Şöyle şöyle dedim ta en son 27 28. ayetlerde tufan geliyor zaten. Tufana kadar uyarmaya devam etmiş. Tıpkı Zariyat Suresi'nin 54 ve 55. ayetlerindeki gibi. Tamam, yönümü döndüm ama ağzımda kapatmadım canım. Hakkı hakikate e, çağırmaya devam ediyorum. Ahlaki davranış bu. Ve bunu söylerken hani Kur'an bir yerde e, Enfal Suresi'nin 7. ayet e, 24. ayeti. Enfal suresinin 7'ye 24. Enfal suresinin 24. ayeti peygamberin hayat veren çağrısına uyun diyor. Yani peygamber sizi çağıracak, hayat veren bir çağrıya uyun. Çünkü sizi hayata çağıracak, bir canlılığa çağıracak, sonra ışığa çağıracak. Hemen Ahzab suresinin 46. ayetini tekrar hatırlatayım. Siracı Münir o. Aydınlık bir kandil gibi sizin yolunuzu aydınlatacak. Bir, bir kere o yol, hakikat yolu çağırdığı bu yolda hayat bulacaksınız demek. Yani hakka hakikate çağırmanın bir de hayati fonksiyonu var aslında. Hayat dolu, aydınlık, aydınlatıcı. Yani bu aydınlık bilgisel aydınlık olarak da söylüyorum. Entelektüelite olarak da söylüyorum. Aydınlatıcı yoksa peygamberin aydınlığı nur Muhammed herhalde yüzün nuru aydınlatır. Öyle değil. Bu aydınlığı benim bilgi anlamamda hiçbir mahsur yok. Hiçbir mahsur yok. Dolayısıyla Allah sana e, bir yol aydınlığı verdi peygamber ve üstelik sana hayat dolu bir çağrı gönderiyor. Hatta yılmıyor bunu. Sen ateşe atlayan pervane gibi atlasan bile tek 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 seni uyarmaya devam ediyor. Tıpkı ondan önce gelen Resullerden Hazreti Nuh gibi uğraşıyor. Ta iş bitene kadar uğraşıyor sonuna kadar. Şimdi onları da uyarıyor. Ta buraya kadar gelmişken sakın seni kimse yolundan çevirmesin diyor. Rabbin sana vahyetmişken sakın seni kimse yolundan çevirmesin, sakın ha yılma demek aslında. Peygamberlerine de yılmama mesajı veriyor. Burada abi e, hakka ve hakikate çağırma e, da bir hani ateşe doğru giden pervaneleri, kelebekleri kurtarma gayreti. Onları kurtarma gayreti var bu bir. İkincisi hı hı. hakka ve hakikate çağırmayı bunu e, devam ettirmek e, kendisini de kurtarmak için bir şey demek. Hayatta kalma şekli. Evet. Yaşam yaşam gayesi bu çünkü. Bunu bıraktığında aslında e, şeyi kaybolacak. Yani yaşam gayesi ortadan kalkacak. Tabii. Yani aslında iki taraflı bir kurtarma var anladığım. Yani hem birilerini kurtarmaya çalışıyor hem de kendi yaşamını sürdürüyor bu sayede. Yani e, şey gibi yani kalp e, kan pompalamayı bıraktığında hem vücut ölüyor hem kendisi ölüyor. Ama hareketin devam ettirmesi kalbin görevi. Kalbin özelliği bu. Ya hı hı. bunu devam ettirdiği sürece de bütün en uçtaki kılcal noktalara kadar hayat hı. göndermeye devam ediyor. Kalbi de kalp besliyor. Yani, yani kalp kendini besliyor. Yani e, durursa Bu işte e, demin hani söylediğim şey sizin dediğiniz bu farklılık. Ben ben kendi yanıma çağırmıyorum. Hakikat yanına çağırıyorum. Yani dolayısıyla benim çağırdığım yerde olmam lazım. Hani bu bilmek, güvenmek dedim ya hazır bulunuluşluğun 3 tane maddesi var çağıracağını bileceksin. Bildiğin yere güveneceksin. Güvendiğin yerde de şu hazır olacaksın. Evet. Yani olabilir. Herkes kulak vermeyebilir. Sağra, köre, ölüye mani, bu termiyen söylüyorum ayetlere. Bir de cehenneme iştah duyan adama ben nasıl işittireyim? Peygamberine bile demiş Allah. Dolayısıyla gerçi dediğiniz gibi yani bu bir mücadeledir aslında. Hatta Nahl Suresinin 125. ayet var. Nasıl yapılacak bu çağırma işi? Hemen açayım e, metinden okuyayım. Nahl suresinin 125. ayeti. O da ila sebil rabbike bil hikmete. Rabbinin yoluna şöyle çağır. Rabbin yolu hak ve hakikat doğru. Onu defaatle söylüyor defaatle. Rabbin yoluna e, hikmetle çağır. Vel mevizeti ve nasihatle çağır. E, mevize vaaz gibi çevriliyor ama güzel öğüt demek. Yani bu kimsenin rahatsız olmayacağı bir söylem demek. Ee, hemen bu mevizeyi e, söylerken doğru bir üst perdeden alta savrulmuş e, aforizmalar falan değildir bu mevize. Bağıra çağıra milletin kafasına dini çiviler çakmak değildir. Hayır sen kendin de yaşadığın şeyi anlatıyorsun zaten. Mevzide kimsenin, bu var. Kimsenin rahatsız olmayacağı e, dip notunu düşmek çok önemli abi burada o zaman. Tabii ki. Yani e, çünkü nasihat bıktırıcı bir şeye dönüşüyor genelde. Nasihat kimsenin duymak istemediği şeydir. Tamam çünkü e, duyduğunuz nasihat sizde olmayan bir şeyden bahsederse içiniz rahatsız eder. Bu çok normal. Ama e, nasihat makamındaki kişinin e, hani Peygamber Efendimizin bir sünneti var ya çocuklarla konuşurken onun Hı -hı. seviyesine iniyor, onun evet. yanına kadar eğiliyor, göz göze geliyor. Genelde bu nasihat ve vaaz mevzusunda dediğiniz gibi üst perdeden bir e, siz e, zamiriyle bir emir vardır. Emir Hı -hı. kipiyle kullanılır her şey. Dolayısıyla. Onu elemiş, tufandan kurtulmuş. Evet. Yani bu bu e, otomatikmen herkese rahatsız olacağı bir üsluba dönüşüyor. O zaman yani bu nasihatin ya da vaazın e, hemen altına alt başlık olarak büyük böyle kalın puntolarla falan bunu yazmak lazım. Kimsenin rahatsız olmayacağı bir şekilde. Bu şu demek evet. değil. Yani ya oradaki hakikati biraz kısalım. Oradaki gerçeği de biraz bir kenara itelim. Millet rahatsız oluyor çünkü bunları duyunca, bu gerçekleri evet. duyunca değil. Evet. Sadece bu gerçeği ifade etme şeklinin rahatsız edici olmaması lazım, değil mi? O parantezi Nahl suresinin 125. ayette vermiş. Bil haseneti. Güzel bir mevziyle. Yani güzel, güzeli söylüyor zaten. Aynı şey kardeş peygamberler. Hazreti Musa ve yaklaşık 11 yaş kendisinden büyük olan Hazreti Harun. Abisi Hazreti Harun'la beraber e, giderken Taha suresinin 45-40'lı ayetleri. 45. ayetinde biz korkarız diyor. İkisi de. Ve kala. İkisi dediler ki Musa da Arun da Ali, aley, e, Aleyhisselam e, korkarız dediler Firavun'a. Çünkü o bize bir taşkınlık yapabilir. Korkmayın diyor Allah. Çünkü daha önce vahiy geldiğinde de Hazreti Musa'ya Resullerin Resuller yanımda korkmaz. Ben sizinle beraberim korkmayın demek. Korkmayın. Niye? Bunlara giderken de güzel bir sözle, yumuşak bir söz söylemelerini söylüyor. Hakikate Firavun'u çağırırken paldır küldür değil, kendi şiddetinde de değil, dilinin ayarında değil, hakikatin ayarında söylenmesi gerekiyor. Ona leyin dediği müla, müla, e, mülayimet, yumuşak söz bu. Yoksa e, karşının hoşuna gidecek değil, hakikatin ayarında. Karşı bundan hoşlanmayabilir ki firavun zaten hoşlanmadı bundan. Mülayim bir dille gittiler, kavli leyin kullanılırlar ama bundan hoşlanmadı. Dalga geçti hatta. Ne? Milleti çıkaracaksınız. E, tamam hadi çıkar filan dediler ne de olsa çıkaramaz filan diye baktılar ki ha gidiyor. Dalga geçiyor aslında üstüne. Üstüne üstelik dalga geçiyor. Ama korkarız diyor iki peygamber. Abi kardeş Hazreti Musa ve abisi Hazreti Harun. Hayır korkmayın diyor Allah. Taha suresinin 45. ayetinde. Şimdi buradaki e, bilmemize etil haseneti hikmet de çağır. Arkası boş olan şeye mı? Hikmet bilgidir. Eşyanın perde arkasıdır. Ne, bu, bilgisiz hikmet mi olur Allah aşkına? peygamberlere hikmet verdiğini söylüyor bu bilginin kaynağının vahiy olduğunu da söylemek olabilir dolayısıyla bir vahin kendisine de hikmet diyor ona hikmet verdi diyor peygamberler için ama biz sıradan kullar için peygamber olmayanlar için bu bilgidir eşyanın perde arkasını anlama çabasıdır hani tekrar mekan cennet olsun Said Nursi'nin manayı harfi dediği bir şey var daha da özel gitgide fokuslanmış anlama içeriye yüklenmektir e, bu bilgiyle olmazsa hikmet nasıl çağıracaksınız? Çağrışınızın bir hikmeti olsun. Sebebi olsun demek bir bir düzeni olsun, bir metodolojisi olsun ve sonra bilmemiz haseneti sonra bir dili olsun bunun ve güzel olsun. Bir nasihat dili olsun ve güzel olsun. Kafana göre takılma, anladığı dil konuşma, kendi hakikatin kendi dilini konuş. Bir mevzetil haseneti bir disipline e, salmış oluyor ister istemez. Ve cadilhum onlarla mücadele et. Kimle? Hakkı hakikate çağıracağın kimselerle. Bu mücadele kavga değil her zaman. Bu mücadele nasıl olabilir? Kavga nasıl olabilir? Hemen bir kelime öncesi hasene, bir kelime sonra kavga. Güzel öyle şey mi olur? Yani onu demiyor. Hem çağıracağınız mücadele şu. E, hazır bulunuşluk dedim ya. Reddolmaya hazır bulunuşluk. Yılma demek bu. Onlarla güce, güzel mücadele yılma. E, Zariyat suresinin 54-55. ayetlerindeki de tamam sırtını şunlara şunlara döndün ama Tamamen de kapıyı kapatma, ağzının fermanı çekme. Ya müminler, nasibi olan müminler ne olacak? Yani onlara Allah'tan korkan Yasin suresi'nin ayetindeki, Ala suresi'nin 10. ayetindeki o Allah'tan korkuyla haşet duyanlar ne olacak? Onlara duyurman için dükkanı kapatma. Devam et diyor. Bu mücadele hım mücadelet bu, elleti, billeti. Hiçsen, gene güzel geldi. Güzel bir yöntemle. Yolun yöntemin güzel olsun. Yani sen e, rayları diyeceksen düzgün bir yerden trenin gideceği kadar güzel ve madem diyeceğim ya yani millete de seyre, güzellik olsun yani seyredebilecekler bir e, görselliğin içerisinden geçireyim de. Yani bir şey güzel yap. Alternatif olabilir. Sert yapabileceğin halde onu güzel yap. Devam et. İnne rabbeke ve alem bimen dalle ansebili. Kim Allah'ın yolundan e, sapıyorsa, delalette bulunuyorsa Allah onu biliyor. Canını sıkma. Bir. iki ve hu alem bil muhtedin ve hidayete erenleri de Allah biliyor. Kimin hidayete erdiğini, kimi saptığını Allah biliyor. Bu konuda problem yok. Sen işini düzgün yap, güzel yap. İşini güzel yap. Kime karşı? Hakkı hakikate çağırdığın insanlara karşı. İşim ne hakikatin yanına çağırmak. Ben hakikatin yanına çağırmayı güzel yaparım. Nasıl? Bilmevize Güzel bir sözle yaparım. Size, tarzım güzel olur. Yani burada estetiği olur sanatsal bir dil kullanırım incitmeyecek bir dil kullanırım ee, çünkü bilmevzetle seneti bu ve sonra bu işin de bir yolu yordamı olur bilgisi olur cahilane yapmam paldır küldür yapmam onun bir bilmesi ve bu bilginin devamına gelen bir güven olur ve bu güven seni e, reddolmaya hazır bulunmaya da hazırlar seni dolayısıyla hep birbiriyle ilişkili şeyler bilgi güven reddolabileceğine kendini hazırlamak Hikmet, düzgün yapmak, düzgün sözle yapmak, kuralları içerisinde bir bütünlük içerisinde yapmak hepsi bu hikmetin içerisinde. Yani ağzına geldiği gibi söylemiyor. Nam suresinin 25. ayeti böyle çağır diyor. Ee, bu çağırmanın stili, yolu, yöntemini de bizzat Allah öğretmiş oluyor aslında. Son bir ayet var. Fusile suresinin ayeti. Ee, ben öyle noktalamış olayım. Bu e, ahlaki Bunun davranışı. Abi. Hakkı hakikate çağırma ahlaki davranışını. Madem çağıracaksın hakkı hakikate çağırmak ahlakidir. Yoksa bir yere çağırmak her zaman ahlaki olmaz. İnsanlar ahlaksız bir şekilde ahlaksız olana da çağırabilir. Ahlak dışında bir şeye. Ama çağrısını haktan hakikate yapan, haktan yana hakikatten yana yapan insan ahlaki bir davranışta da sergiliyor olur. Şimdi Fusre suresinin çokça okuduğumuz bir ayeti var. Hatırlarsanız güzel sözle alakalı daha önce 33. ayeti. Onu da hemen açayım. 41. sure Fussilet suresi 33. ayet mekinden okuyalım. Ve men ahsenu kavlen. Ee, şöyle ki, ki ve men ahsenu. Kim şundan güze, güzel olabilir? Kavlen bir söz söylüyor. Minmen daha ilallah. Allah'a çağıran güzel bir söz söyleyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Güzel sözlüğü tarif ediyor. Çağrısı güzel olanı tarif ediyor ahlaki hak, e, çağrıda bulunanı ta, tarif ediyor. Allah'a çağıracak Bir, ve amel ve amile e, salihan ve güzel salih amel, uygun, yerinde davranışlar sergileyecek. Salih amelde bulunacak. Tutarlı davranışlar sergileyecek. Ve kale sonra şöyle diyecek. İnni minel müslimîn. Ben Müslümanlardan birisiyim. Şimdi bundan daha güzel sözü kim olabilir? Hem e, güzel sözü tarif ederken Allah'a çağıran adam olacak ve Müslümanlardan ben Müslümanlardan birisiyim deyip salih amel işleyecek. O zaman şimdi İslam ahlakının bir parçası olarak hakka hakikati çağırmayı eğer bir başlık olarak e, düşünüyorsak eğer bu bir Müslümanın boynuna borçtur şu güzel sözlü olmak, çağrısını güzel yapmak, şu güzel çağrının içerisinde olmak, salih amel davranışı bütün tertemiz davranan, yerinde uygun davranan, Allah'ın istediği gibi davranan e, veya işte güzel davranan deminki gibi Güzellikle mücadele eden, yerine getiren kimselerin e, davranışıdır. Şundan daha güzel sözlü kim olur? Bu kimseler Allah'a çağıran aynı zamanda salih amel işleyen ve sorulduğunda da ben Müslümanlardanım deyip e, tamam biliyoruz canım niye diyorsun ki falan diyebiliriz bu soru cevabın karşısında ama bir şey demek yerine göre davranmak demek yoksa durduk yere sen kimlerdensin sen telli oldular sefer bu değil ki ben Müslümanlardanım demek yerine getirmek demek. Ya ben Müslümanım. Nasıl olabilir salih olmayan batıl bir fasit bir amelde bulunabilirim? Sana böyle dedim, gittim öteki tarafta başka davrandım. Veya bir yere çağırdım ama hakikatin yanı değil. Gel beraber çalalım, gel beraber gasp edelim, gel beraber ezelim, mahvedelim filan. Ben Müslümanım, nasıl yaparım bunu? diyebilendir diyor. Dolayısıyla Allah'a çağıran sözün sahibi ne güzel ağızdır. Salih amel sahibi, salih amelde bulunan amil kimsenin ağzı ne güzel ağızdır, sözü ne güzel sözdür. Ben Müslümanlardanım deyip ayetin 3 yukarısında da Rabbim Allah'tır deyip 30. E, Rabbim Allah'tır deyip e, İnnellezine kalu Rabbun Allah Şimdi Rabbim Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olan kimsenin Rabbim Allah'tır diyen ve yani Müslümanlardan demek bu. 3 ayet yukarıda da bunu söylüyor. Teslim oldum Allah'a. Ben nasıl yamuk yapabilirim? Nasıl batıl bir davranışta, nasıl kötülük yapabilirim bile bile? Nasıl bir kötülük insanları ben yapıyorum. Gelin siz de beraber yapalım diye çağırabilirim diyen adamdan adamın ağzından güzel daha ne olabilir? Sözünden daha güzel ne olabilir diyor. Fu'sûre Suresi'nin 33. ayeti. Yani buradan bu özellikle son ayetin mealinden çıkardığımız sonuç yani hem hakka çağıracak, hakikate çağıracak hem Hı -hı. de bunu yaşayacak ee, ...yani Müslümanlardanım diyecek ve salih amel, e, salih bir kul olacak. Yani e, atasözünü hatırlıyoruz. E, yarım doktor candan, yarım iman e, işte dinden eder, evet. imandan eder. E, hani öyle durumlar var ki keşke hiç anlatmasaydı, keşke hiç konuşmasaydı... ...keşke kimliğini hiç belli etmeseydi dediğimiz durumlar oluyor. Yani hı hı. E, çünkü e, hani sahnedeki halle adamın normal hayatı hiç birbirine uymuyor... Bu gerçekten çok zor. Hatta bazen öyle ki düzgün yaşayan bir insanın bazen cümle kurmasına bile gerek kalmayacak belki de. Yani düzgün yaşıyor, temiz yaşıyor, güvenilir bir insan. Kimseye zararı dokunmuyor. Ve insanlar fark ediyorlar ki o bir Müslüman. Bence mesaj gayet başarılı. Yani belki dil bilmez, belki süper anlatım tekniği yoktur. İnsanları karşısına alınca harika hitabet sanatıyla insanları böyle kendisi değil ama düzgün yaşıyordur. Hani herhalde peşinde olacağımız şey bu olmalı. Yani e, işte çağırma tekniği, e, üslup, tarz bunların hepsinin ötesinde doğru yaşamak e, madde bir. Birinci madde bu. E, evet. İnanmak, inandığı gibi yaşamak, sonra yaşadığına davet etmek ve davet ettiği yerde bulunmak. Yani bu, bu çok önemli. Yani evet. Bu bizim ikinci gün konumuz. ahinkli davranış aslında. Değil mi? Ahlaki doğru. davranış, ahintli davranış. Yani ben e, nerede bulunuyorum? Rabbim Allah'tır diyorum. Sonra ben Müslümanlardanım diyorum. 30 ve 33. ayetleri Fusile suresinin. Ama bakıyorum ki Rabbim Allah'tır gibi davranmıyorum. Bir, konuştuk yani evet, başta. Evet. Adam ya bir hastanede yatan bir babaannenin yanında bakması mecbur bıraktığı bir çocuk var. Annesinin babasının hiç suçu yokken hiç suçu yokken. Söylemiyor. Suyu söyle, nereden biliyorsun hocam belki vardı. E söyle varsa söyle. Erkekten ortaya koy suçunu. Ondan sonra babaannesi hastanede yatıyor ya ne kadar heyecan verici bir şey hiç unutamıyorum. Manzaraya kadıncağızın resmini gördüm hiç unutamıyorum. Gözümün önünden gitmiyor. Şimdi Rabbim Allah'tır diyeceksin bunu yapacakmış. Olmaz olmaz bu ahengsiz davranış işte. Ben seni ben Müslümanlardanım diyeceksin. Ama bir başka Müslümanın kanı, canı, ırzı sana aramdır diyor peygamber. E ama sen bunların hepsini kendine hak görüyorsun yani hepsini kendine hak görüyorsun. Şimdi böyle bir şey olur mu? Bu tutarlı davranış bu. Salih amel zaten tutarlı davranıştır. Yani ben burada birisine yalan söylüyorum. diğer gidiyorum. Aynı konuda doğru söylüyorum. Doğru söylediğim bir şeyi e, bir yerde menfaat kazanmak için yalana çeviriyorum. E, ahenksiz davranış. Salih amel dediğim fasit bu. Düzensiz batıl amel bu. Dolayısıyla e, bizim hakikate sadık kalmamız lazım. Sadık kaldığımız hakikatin yanından başkalarını hakikate Onunla hidayet bulsunlar diye e, ki Arap suresinin 181. ayeti çatı ayetimiz buydu. Ki bu Allah'ın yarattıklarımızdan bir topluluk dediği bu topluluğun vasfı hakta bir araya gelebilmek. Ve bir araya geldikleri bu hakkın etrafına birbirini çağırıp birbiri arasında adaletle bu haktan yola çıkarak adaletle hükmetmek. Bu, e, bu Allah'ın yalan, yalanlayanları hemen sonrasında söylüyor. Allah'ın e, övgüsünü kazanmış, rızasını kazanmış, topluluğun vasfı bu olur. Eğer bu vasıflar yoksa, kusura bakmayın demek aynı zamanda. Evet, yani evet. E, burada herkesin e, teker teker e, aynanın karşısına geçmesi ya da kendini tartması lazım. Bu e, dışarıdan bir e, ölçüm birimiyle anlaşılabilecek bir şey değil. E, ben e, öğretmenliğimin ilk yılında bir Ramazan ayında e, dershanemizdeki bir matematik öğretmeni bir eve iftara gidiyormuş. Bana dedi ki sen ne gelir misin beraber gidelim tek başıma gitmeyeyim. Olur dedim benim de o gün gideceğim hiç bir yer yok. İftar bizim işimiz. İftar <laughs> bizim işimiz yeter ki. <laughs> ondan sonra bir de benim çok samimi bir arkadaşım var. Üçümüz beraber gittik. E, ondan sonra oturduk. Güzel kavurmalar şunlar bunlar Diyarbakır et yemeği. Ondan sonra o zaman tabi Ramazan günleri de uzun değil. 2004 yılı yani 2004-2005 Ramazan günleri de uzun değil. Ondan sonra tam böyle güzel işte köfteyi kavurmayı filan götürürken ee, bizim Tayfun Hoca kulağıma eğildi. Dedi ki burada senin öğrencin de varmış dedi. Allah Allah bir baktım orada çocuklar filan var ama hangisi benim öğrencim anlayamadım. Allah hangisi acaba filan ama hani dershane yeni başlamış 40'tan fazla öğrencim var. Tek tek çocukların hepsini tanıyamıyorum yani çok zor. Sonra fark ettim ki evet gittiğimiz ev e, işte e, iki kardeş yan yana oturuyorlar dairelerde hı hı. E, kardeşlerden birinin çocuğu Tayfun hocanın öğrencisi diğeri de benim öğrencim ve aynı evde iftardayız. Sonra dediler ki e hocam bizim çocuğun durumu nasıl? dediler bana <laughs> altın soru geldi. Ben kavurmayı köfteyi bir kenara bıraktım dedim ki bakın dedim bu soruda dedim bir hata var. Bu soruyu bana sormayacaksınız. Bu soruyu çocuğunuza soracaksınız. Ben ne dersem diyeyim, o kendi durumunu daha iyi bilir. Soralım bakalım, evladım durumun nasıl? dedim. Çocuk başın önüneydi. dedim. Demek ki biraz daha çalışması lazım. <gülüyor> 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 yani sonra bu tabii yayıldı işte öğretmen seminerlerinde filan e, Usta öğretmenlik nasıl olur, şu manevralar nasıl yapılır diye bunlar anlatıldı. Ama yani bu iyi bir öğretmenlik anısı değil. Ama diğer taraftan herkes kendini çok iyi bilir. Yani herkes kendini gayet iyi bilir. Ha şu olabilir yani dışarıya dönük hani insan kendini farklı pazarlar mı pazarlar. Hatta kendini ikna eder mi süper iyi harika olduğuna onu da yapabilir belki. Ama hakikaten yani vicdan konuşur diye düşünüyorum. Yani bu bahsettiğiniz örneklerde olduğu gibi yani anayı babayı tutuklayıp gözaltına alıp ondan sonra küçücük bebeği babaannesiyle anneannesiyle bir hastane odasında bıraktıran savcı hakim neyse artık. ...görevi neyse... ...ben zannetmiyorum ki... E, ...tek başına kaldığında... ...ya ben ne süper bir adamım, iyi adamım falan... ...zannetmiyorum... ...yani geçici bir... E, ...yalancı bir evet. pansumanla... ...yalancı bir e, ağrı kesiciyle... ...yalancı bir uyku ilacıyla... ...bir süre böyle idare edebilirler ama ben... ...öyle ya da böyle vicdanın konuşacağını... ...düşünüyorum ama... ...hiç konuşturmayabilirler dediğiniz gibi... ...hani sağırlar, e, körler... E, ...benzetmesi yaparken Kur'an... Bilerek kulağını kapatıyor, bilerek gözünü kapatıyor, bilerek susuyor. Ee, bunu da başarabilir. Yani bu bu kötülüğü yaparken yapmayı başarıyorsa, bu kötülüğün kendisinde herhangi bir e, iç huzursuzluk yaşatmamasını da sağlayabilirler diye düşünüyorum. Ee, yani Allah büyük bir felaket, büyük bir kötülük, büyük bir şey yaşatmadan yaşamadan insanlara aydınlanmayı nasip etsin. Ama insanlara da bunun için gayret göstermesi lazım tabi. Yani tek başına olmuyor herhalde evet. değil mi Hakan abi? Yani bu çaba, bu bir hakikat çabasıdır işte. Biz hakikate karşı verdiğimiz emekle sınıflanıyoruz Allah'ın yanında. Hakikate karşı hiç emek vermemiş kimsenin hakikatte kalma gibi bir e, piyango, böyle bir piyangosu yok yani. Emek veriyorsanız hakikatte kalıyorsunuz. O yüzden e, salih amel budur, bu emektir zaten. Sabır bu emektir zaten. Yoksa tevekkül bu emektir, şükür bu emektir yoksa kalamazsınız. Bunlar öyle e, bir tarikatın işte çetelesini yazdığı şeyler değil bunlar. İnsani emekler bunlar. O yüzden zor. O yüzden zor. Sabretmek kolay bir şey değil. Ciddi bir emektir yani. Tevekkül etmek kolay bir şey mi? Direnmek kolay bir şey mi? E sonra hakikat uğruna bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu e, tetkik etmek, gelen habere Allah Allah dur bir bakayım falan demek kolay şeyler mi? Yani zanlarıyla hükmetmemek, bilgiyi tamamlamamak mesela. Birisi bir gram bir şey söyledi ben bir kiloya çevirdim onu. Bu kolay bir şey mi? Çevirmiyorum mesela direniyorum. Yerinde ayırt ediyorum mesela. Öfkem var birisine ama ona adaletle davranıyorum. Adalet kolay bir şey mi? Helalle yetinmek kolay bir şey mi ya? Helalle yetinmek. Geçen <laughs> yani annemle konuşurken birisi bir evliya ismi falan geçti. Dedim bak sana evliya söyleyeyim. Belki sen de evliyasın bu hesapta. Ee, yani Allah'a hukukuna riayet edeceksin. Farzlara uyacaksın. Günahtan kaçınacaksın. Hak yemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, kimseye iftira atmayacaksın, kötü niyetin olmayacak, bu kadar, bu kadar. Yani namaz kıl, işte oruç tut, zekat ver, şupu filan bunlar farzlar, bunlar. Kimsenin malına, canına, ırzına göz dikme, yalan söyleme, diline yalan bulaştırma, harama el uzatma, hakkını etin, kanaat et, şükret, bitti, bitti. Veli kul budur zaten. Bunun ötesinde velikul. kul bende tarifi şu. Allah'ın sözünü havada bırakmayan adama veli denir. Bunların hepsine de çoğunluğuna da evliya denir. Bir adam Allah'ın adil ol sözünü havada bırakıyorsa 100 milyar insan bir araya gelsin. buçuk var. 100 milyar bir araya gelsin. Evet bu Allah'ın velisidir. Evliyanın evliyayı hürme. Yürü git oradan derim. Bu kadar. Allah adil ol diyor ama senin evliya dediğin adam adaletle alakası yok. Gitti. Allah mesela birbirinize kanınız, malınız, canınız haramdır diyor. Irzınız haramdır diyor. Ama adam ırz düşmanının yanında müdafaa ediyor mesela. Gasp'ın, gasp, gaspın yanında e, gülül sahibi devlet malına, kan malına saldırmış. Parmağını o ballara bulaştırmış adamı müdafaa ediyor. Evliyaullah'a saygı yürü git oradan. Öyle şey mi olur? Öyle şey mi olur? Sen nazına mahşerde Kur'an çarparlar. Yani haktan hakikatten yana konuşacaksak böyle konuşalım. Yok ona evliya de, şuna Allah'ın bilmem ne kulu de. Allah'ın evliya kulu Allah'ın sözünü havada bırakmayan adamdır. Bu kadar. Allah öfkelerine rağmen, bak gıcık oluyorsun ama adil ol diyorsa sana. Gıcık olduğun adama da adil olacaksın. Bu kadar. Aynı görüşte değilsin adil olacaksın. Sağcısın solcuya adil olacaksın. Solcu sağcıya adaletli davranacak ateist Müslümana, Müslüman ateiste ne derseniz, ne derseniz yani Alevi, Sünniye, Kürt, Türkiye, şuna buna filan bu, bunlar da artık şey geliyor bana da e, yani <gülüyor> Victor <laughs> Frank'ın e, sözü var. Dünyada iki tane ırk var. E, şerefliler ve olmayanlar işte. İki tane insan tipi var. Yani Cemil Meriç'in de benzer bir söz varmış herhalde. evet. evet. Onurlar, onursuzlar. İnsanı iki tarafa ayırıyorum. Bu kadar yani. Allah'ın veli kulu, Allah'ın sözünü havada bırakmayandır Bu kadar, bu kadar yani. Allah'ın evet. şu sözü havada. Ben, ben git kardeşim, ben hesabını Allah'a ver. Ben seninle ilgilenmem. Seni niye kutlayacağım ben ya? Ama Allah'ın veli kulu, Allah'ın sözünü havada bırakmıyor. Ver diyor, veriyor adam. Affet diyor, affet diyor. Adalette oluyor, adalette oluyor. Sabret diyor, sabret diyor. Şimdi dua kısmında benzer bir takdir e, misali var. Yani Allah'tan övgü almış adama adil denir. Kim Allah'tan övgü alıyor? E şundan daha güzel sözlü olur mu diyor Allah. Fusriye suresinin 33. ayeti. E bu, bu evliyadır işte. Veya Araf suresinin 181. ayeti. Bu evliyadır işte. O bir topluluk hakkın hakikatin etrafında ve birbirine bu haktan yola çıkarak adil davranan insanlar bunlar evliyadır işte. Yoksa gasp adam gasp ediyor. E bu, bunun evliyası mı olur ya? İnsanların zihnini gasp etmişin, vaktini gasp etmişin ee, da biraz bu konularda şey yavaş ol diye. Şey hani adamın bir tanesi Hazreti Mevlana'ya gidiyor diyor ki ben Resulullah'a benzemek istiyorum. O nasıl giyinirdi? Yani işte giymiş üzerine bir cübbesini giymiş falan filan. Diyor ki belinlere bir kuşak olurdu. Kuşakla bağlıyor. İşte, işte başında da şöyle bir örtü olurdu. Onu da yapıyor. Bunu da yapıyor falan ama tamam benzedim mi? Sürekli bir şekille peygamberimize benzeme çabası. Mevlana en son dayanamıyor artık. Diyor ki yani sen bu kafayla benzesen benzesen Ebu Cehil'e benzersin. O da aynı kıyafetleri giyiyordu. Yani evet. aynı coğrafyada yaşıyordu. Aynı iklimin insanıydı. Aynı kıyafetleri giyiyordu. Yani e, kıyafetle e, ondan sonra e, sözle, lafla e, öyle olmuyor. gözle sürme çekmekle peygamber yolundan gitmiş olmuyorsun kardeşim. Yok, yok yani. O gözüne hakikati göstereceksin. Kör gibi davranmayacak. Kur'an'ın kör dediği ama demiyorum kesinlikle Ya engelli ben böyle hayatta çok şu anda bile tüylerim diken diken olur yani böyle bir şey desem gözüne sürme çekince sünne hayır o göze hakikati göstereceksin bu kadar bu kadar çenen sakalını salladın göbeğini değiyor sakalların hatta iftarda hurmayla açtın Oo. daha da ileri gittin dedin ki tuzla açmak sünnetmiş iftara kardeşim o çeneyi hakikati konuşurken yapacaksın yalan konuşturmayacaksın yalan konuşanın da sus diyerek yapacaksın o sünneti. Peygamber yolu bu. Yoksa tüy herkesin kenesinde var, herkesin var. Aşağıladığım için demiyorum sakal sünnetini. O başka bir konu, o başka bir konu. O konuda değiliz. Yani bu ayırmamız <laughs> lazım. Ee, yani bir burada hani bir tarikat üyesi gibi konuşmuyorum. Bir sosyal bilimci olarak konuşuyorum. Zihnim öyle çalışıyor çünkü analitik çalışıyorum. Kafamda böyle o başka bir konu. Sakal konusu başka bir konu. Ama burada göbeğine sakal değdirip yalan konuşan adamın hali sünnet değil. Peygamber yolunda değil. Onu diyorum yani. Evet. Yoksa pe sakal bıraktım, gözüme sürme çektim. Oho mübareğin gözü de pek sürmeliydi filan diye. Ama hakikate kör idi işte. Ne diyeyim? Yes. Evet. Bugünkü duamız ne abi? Alimran İmran Suresinin 191 ve 193. ayetleri. Son sayfa. Ali İmran Suresinin sonu. 190. ayette yeri göğü Allah yarattığını, e, gecenin gün, geceyi gündüz Allah'ın yarattığını ve bunun ihtilafını e, devamlı surette gece gündüz, gece gündüz birbirinin ardına gelmesini Allah'ın yaptığını söylüyor. Ve bunu Allah'ın yaratmasının ulul elbab, e, akıl sahipleri, özü düşünen, öze yoğunlaşan, eşyanın hakikatini arayan, perdeyi aralamaya çalışan, manayı harfinin peşinde koşan, böyle diyeyim, gerçeğin peşinde koşan insanlar için Allah'ın bu yaratmasında büyük deliller olduğunu Allah söylüyor. Şimdi gerçeğin peşinde koşan, birbirini gerçeğe de çağırıyor demek ki bu peşinde koşuyorsa. bu gerçeğin peşinde hakikat ehli kimseler için, ulul elbab için, özü arayan için, eşyanın perde arkasını kavramaya çalışan insanlar için bir duası var. Onu söylüyor. Şimdi bunların bir vasfını söylüyor. Bu ayeti bir daha önce konuştuk 191. ayet. Ellezine yezkurun Allah'ı ki bu adamlar, bu gerçeğin peşindeki adamlar Allah'a şöyle zikrederler. Kıyamen ayakta ve kuden oturarak ve ala cunubiyim ve yanları üzere her pozisyonda Allah'a zikrederler. Allah'ı hatırlarlar. Yatıyor, kalkıyor, oturuyor filan. E, yat kalk şunu dedim filan diyorsunuz. Yat kalk yatmadım kalkmadım. Bu sıklık demek. tıktık vurgusu. Buradaki bütün pozisyonlar saydığına göre her durumda bu insanların hali Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak. Herhangi bir yerde bulaşık yıkarken de Allah'ı hatırlayabilir. Mahkeme kürsüsünde de Allah'ı hatırlayabilir. Uzay mekiğinin içerisinde de Allah'ı hatırlayabilir. Veya işte ne bileyim atıyorum belediye işçisi kanal açarken de Allah'ı hatırlayabilir. Allah'ın eşyanın perdesini aralamaya çalışan hakikat çabası gösteren insanlar vasfı bu. Ve yetefekkerun, sonra tefekkür ederler. Fi halkı semavati vel art yerin ve göğün yaratılışı üzerine tefekkür ederler, düşünürler. Her pozisyonda Allah'ı hatırlar ve yerin göğün yaratılışına ya bilme bu kadar teşvin olduğu ben başka bir dini bir söylem hatırlamıyorum dünya dinleri içerisinde. Hani birkaç dönem yaşayan dünya dinleri dersi okutmuş birisi olarak söylüyorum. O kadar çok bilme vurgu var ki o kadar çok. Kur'an bilim ilişkisini bir ayetle söyledeseler Ali İmran suresinin 191. ayeti. Her pozisyonda Allah'ı hatırlarlar çünkü Allah yeri göğü yaratan, her şeyi yaratan Allah'tır. Yaratılışla karşı karşıya bütün gördüğün her şeyi. Sonra bu insanlar ulul elbab, her gerçeğin peşinde olanlar her pozisyonda Allah'ı hatırlar ve sonra düşünürler. Neyi düşünür? Yerin göğün yaratılmasını düşünürler. Bütün çabalarını bunun üzerine harcarlar demek. Tekrar söylüyorum, Müslümanların mutlaka bilme zekat vermesi lazım. sanata zekat vermesi lazım. Yoksa halimiz nice olur düşünün. O oh, hocam ne diyorsun zekatın yerler bellidir tevbe suresinin o ayeti konuşalım o zaman. Bir de bu pencereden konuşalım. Fakirin eline verilir diyor zekat. Bütün hocalar böyle diyor. Devam ediyorum. Bu 191'in şimdi dua metni başladı. Şimdi bu gerçeğin peşindekilerin duası bu. 191'in son cümlesi. Rabbena ya Rabbi Rabbimiz. Ma halakta hada batila. Bunlar boşları yaratmış olamaz. Batıl olamaz. Şaşkınlığı gördünüz mü? Düşündü, 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 düşündü üstüne. Sonra hatırladı, düşündü, hatırladı, düşündü. Düşünmek de bir fiil. Dönüştü gördünüz mü? Şimdi normaldi ama dönüştü. Zikir bilgi dönüştürdü ve sonra dilinden şu cümle döküldü. Ya Rabbi bunlar boş yere olamaz. Neye? Dolu yere o zaman. Batıl değil o zaman. Hak. Bu hakkın peşine düşmüş adam diyor bunu. Rabbena ma halak daha da batıla subhanek. Subhaneke. Ya Rabbi eğer bir kusurum varsa bu benimdir. Bu kadar devasa devasallığın karşısında, e, azametin karşısında ben çok küçüğüm demek. Vurdu mu kendini ortaya yere, söyledi mi? Bakın azabınlar. ya Rabbi beni azabından kurtar. Azabından koru, azabından koru. Büyüklüğü anladı ve bu büyüklük karşısında bu hakikat çabasını gösteren adam, ya Rabbi seni layık olduğun surette bilememiş olabilirim. Bu benim kusurum. Bu cahilliğime ver. Ve bu cahilimden dolayı da beni ne olur azabından koru. Seni hakkıyla bugüne kadar bilemedim diye ne olur beni azabından koru. Duasıdır. 191. Devam ediyor. Dua bitmedi. 3 ayetin içerisinde. 192. Rabbena Ya Rabbi, Rabbimiz, inneke, mutlaka, men tudhilin kimi sen ateşe sokarsan, kimi azabına düçar edersen, cehenneme giderse, Fakat takat ehseyte. O rezil olmuştur, rüsvay olmuştur. Ve mali zalimin emiren sar. İşte bu zulmü yapan, bu zulmü biraz önce 191'de açıkladı. Seni bilmesi gerektiği gibi bilmeyen, hakikatin peşine düşmemek demek. E seni bilmeyen her şey kendini bilmiyor demek ki. Rabbini bilen kendini bilen Rabbini bilir. O zaman Rabbini bilmiyorsa kendini de bilmiyor. Bu hadsizliğe kuran zulüm diyor. Ki zalimlere yardım edecek kimse yok. Bu zulümle bir peygamber karşısına geçmiş olabilir. Bir peygamberi arkadaşının arkadaşlarından oluşan ordunun karşısına da geçmiş olabilir. Peygamberiyle dalga geçmiş olabilir. Peygamber yolundan gitmiş birisiyle de aynı kötü duruşu karşı kötü duruşu sergilemiş olabilir. Zalimlere yardımcı olacak yoktur. Eğer birisi senin ateşine düşerse, azabına düşerse o artık kesinlikle risay olmuştur. Ona izzet yükleyecek hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Devam ediyor 193. ayet. Devam ediyor. Rabbena, Rabbimiz. İnnena semiyana. Biz şöyle bir şey işittik. Şimdi bugünkü duayı almamın sebebi buydu. Hakikate ve hakka çağrı. Ya Rabbi biz şöyle bir şey bir, bir şey işittik. Münadiyen bir münadi, bir çağrıcı işittik. Bize biz çağrı kulağımıza geldi. Yunadi lil iman bizi imana çağırıyordu. En aminu bi rabbikum. Rabbinize iman edin şeklinde bir çağrıya biz biz böyle bir çağrıyı işittik. Bir çağrı kulağımıza geldi. Bir çağrıcı bir elçi bize şöyle seslendi. Rabbinize iman edin. Ve biz de bunu işittik. Sonra fe işitir işitmez iman ettik. Bir hakka hakikate bizi çağıran bir elçi gönderdin ve biz işittik hemen iman ettik. Rabbena Rabbimiz. Şimdi biz senin elçini terslemedik. Kulak tıkamadık. Tıpkı Hazreti Nuh'taki gibi tıpkı Firavun'un Musa ve Harun kardeşlere Aleyhisselam yaptığı gibi veya Efendimiz'e ateşin etrafındakiler gibi e, yalanlayanlar işte e, yılma devam et dediğin gibi onu aşağılamadık. Reddetmedik. Ha, e, hakaretler etmedik. Kabul ettik. Ya Rabbi ne olur bu kabulümüzden dolayı, işitip iman etmemizden dolayı فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا Günahlarımızı bağışla. Ve kefir ört. Anna bizden seyyatına kötülüklerimizi ört. Ve tevaffena mal ebrar. Ve bizi ebrarla beraber gerçek bir, gerçek iyiliğin sahibi kimselerle beraber vefat ettir. Daha ölmedik. Hayattayken istiyoruz bunları. Ya Rabbi bize bir elçi gönderdin. Bir çağrı yaptı bize. Dedi ki Rabbinize iman edin. Böyle sesleniyordu. Biz de işittik bunu. İşitir işitmez iman ettik. Ya Rabbi işitir işitmez iman etmiş bu kullarını bağışla ne olur. Ve bir bağışladın tamam doğru. Bir bağışlamakla değil sadece mahşerde değil. Bu dünyada da sana iman etmiş birisi olarak. Ve Ebrar'la beraber gerçek iyiliğin sahipleriyle beraber bizleri vefat ettir. Vefat edeni öyleyse sonu gibidir insan. Demek ki bu dünyada ebrarla beraber kıl demek bizi bu. Gerçek iyiliğin sahibiyle beraber gerçek iyilikleri bize yaptır. Ve kefiran bizim kötülüklerimizi, seyyelerimizi, hatalarımızı ört. Neyle ört? Hesabını sorma demek bir. iki bir de ele aleme bizi rezil etme ya Rabbi. Biz mümin insanlar olarak. Ebrara beni rezil etme. Çünkü ben onlarla beraber ölmek istiyorum. İyilere beni mahcup etme. Ben onlarla beraber ölmek istiyorum. Onların yaptığı gibi gerçek iyiliği yapa yapa ölmek istiyorum diye devam ediyor. 194. ayet duanın sonu bu. Rabbena Ya Rabbi Rabbimiz ve atina bize şunu ver. Ma ve attena ala rusulike. Bizim e, senin Resullerine neyi vaat ettiysen bize vaat ettiğin ve Resullerine vaat ettiğini bize ver. Ve la tuksina ya'mel kıyame. Mahşerde de yukarıda e, seni bilmesi gerektiği gibi bilemeyen, hakikat çabasını gösterememiş kendini zalim, nefsine zulmetmiş, kendini kaybetmiş kimselerin bu zulmü gibi Zalimleri rezil ettiğin gibi biz rezil etme, rüsva etme. Kıyamet gününde inne kela tukliful miat sen söz verdin bunu madem böyle söz verdin sözünden de dönecek değilsin. Vadine e, hilafta bulunacak, muhalefet edecek değilsin ya Rabbi. Sözünde bu, bu sözünün gereği olarak ya Rabbi ne olur bizi bize ve peygamberlerine vaat ettiğin gerçeğin karşılığı, hakikat çabasının, hakikate çağırma çabasının karşılığı neyse onu ver diye Amin. dua bitiyor. 191'den 194'e kadar dahil. Evet. Şimdi evet. 195 başlıyor. Aşinayız. Aşinayız bu ayetlere değil mi? Abi? Evet. Çok Ayet metin olarak çok o, aşırı olarak okunuyor da o yüzden. Evet. Ama, e, yani bir hoca sünnette Kur'an okutsanız muhtemelen 10 tanesinden bir tanesidir okuma e, ihtimali olan. Evet. Şimdi müjde geliyor. Şu anda dua ettik. Tamam karşılığı ne? Hemen bir sonraki ayette. 195. ayette Allah cevap veriyor. فَاِسْتَجَابَ لَهُمْ Allah bunlara. Kim bunlar? Ulul elbab. Ya Rabbi bu kainatı boşa yaratamazsın diye hayrete düşen adamlar bunlar. Bilgi çabasının peşine, bilim peşine koşan, sanat peşine koşan, estetik peşine koşan, Allah'ı anlama adına kendine gördüğü her şeyi ayetleştiren adamlar bunlar. Ülül elbap. Lüb öz demek, çekirdek demek. Gerçeğin, hakikatin çekirdeğinin peşinde koşan adamlara Allah icabet ediyor dualarına, karşılık veriyor. Hakikat çabası, hakikate çağırma birbirimizi. Bu çabadır. Bu çaba dualarımızın da kabulü nedir? Aslında vesiledir. Bunların dualarını kabul ediyor. Fes onlara icabet etti Allah. Rabbuhum onların Rabbi onlara icabet etti. Enni la amel aminim minkum. Ben şu ziyan etmem, zayi etmem. Türkçe'de var bu. Zayi etmem. Benim için sizden birisinin yaptığı bir ameli zayi etmem. Minkum, min zekerin evunsa erkek kadın fark etmez. Hepinizin demek bu. Hepinizin. Allah için bir şey yaptınız ben bunu zayi etmem. Yani bunlar kayıt altına alınıyor. Sizin hakikat çabanız zayi olmayacak. Sakın endişe etmeyin. Bağ min Bazınız bazılarınız için. Siz birbiriniz için demek. Birbiriniz içinsin demek. Niye diyor bunu biliyor musunuz? Ve tevaffen amal ebrar dedi ya. Ma'dan bağ min ba'dı yan yana koymamız lazım. Birbirini açıklıyor bu hikayet. Ya Rabbi beni evrarla gerçek iyiliğin sahipleriyle beraber vefat ettir dedi. Ba'dukum imad dedi aşağıda da. Siz birbiriniz için dedi. Bazınız bazınız için. Hacer fellezine haceru ki bu hicret edenler var. Uhricu min diyarihim. Diyarlarından çıkartılmış kimseler bunlar. Ve udu fi sebili ve yolumda bir eziyet görmüş kimseler. Eziyet eziyete uğramışlar ve diyarlarından zorla çıkarılmış kimseler ve ve hatta yetmemiş Sonra ölmüşler ve <laughs> kutilu öldürülmüşler. Le ukeffir anhum seyyatihim. dedi ya, dedik ya biz birinci 194'te bir ayet önce. Ya Rabbi günahlarımızı ört, kötülüklerimizi ört onlara. Le <laughs> onlara emin olsun şöyle bu teyittir başlangıcı. Ben onların seyyatlerini, köt kötülüklerini, günahlarını örtü örte örteceğim. Böyle cennetin ve cennete dahil edeceğim onları. Çünkü yukarıda eğer sen rüşvet edersin, narını Narını dokundurma bize dedik. Aşağıda da müjdeyi verdi. Onları cennete dahil edeceğim. Cennetin tecri. Bu ce tecri akıp cereyan kelimesi Türkiye'de var. Ee, cari hesap diyoruz. Türkiye'de var bu. Hı hı. Akıp evet. geçmek demek. Bak, durdun, yurdundan çıkartıldın, öldün, öldürüldün, eziyet gördün. Bunlar hep frenlemeler. Tecri'yi getirdi mi cennetin bir vasfı akıcılık. Akıp gideceksin cennette. öyle bir yere koyacak ki seni mintah değerli enhar, nehir gibi nehirlerin aktığı cennetlere Allah seni sokacak. Sevaben min 'indillah işte karşılığı Allah katından. Vallahu indehu husnun sevap. Mükafatların en güzeli, en güzeli Allah katındadır. Hüsnü sevap, mükafatın en güzeli de Allah katındadır. Uzattım farkındayım ama 191 195 ay arası son derece özel, ulül elbabın hakikat peşinde koşan insanların ve bir hakikat çağrısı kulağına geldiğinde inanıp iman eden insanların yapacağı dualardır. Zorla yerinden yurdundan çıkarılan kimselerin Allah yolunda izziyet gören kimselerin ve ölen veya öldürülen kimselerin e, yapacağı duadır. Alimran i̇mran suresinin 191'inden 194'üne kadar e, bize öğrettiği, Kur'an'ın öğrettiği dua. Amin. Ne güzel. Hakikaten çok aşina olduğumuz e, ayetler birçok izleyicimiz için çok aşina ol olunan ayetler anlamını bilmek daha da anlamlı hale getirdi. Yani daha da e, güzel yaptı. Abi Teşekkür ederiz. Allah razı evet, olsun. Teşekkür ederim. Allah size razı olsun. Allah kabul etsin orada. E, i̇nşallah e, dediğiniz gibi hakikat uğruna, hakikat için, hak için yaşarken, yaşama gayreti içerisindeyken başına kötülük gelen, sıkıntı gelen zorluklarla karşılaşan zorla bir yere yönlendirilmeye çalışılan ama buna rağmen haktan hakikatten vazgeçmeyen insanlar için Allah bu ayetlerdeki vaadini yerine getirecek. Buna inanıyoruz imanımız tam. Biz de bu ayetlerle dua ederiz inşallah. Herkes bu ayetlerle dua eder. Sevgili izleyenler teşekkür ederiz bugünkü programa katılımınız için. Yarın inşallah yine bir aksilik olmazsa 19.30'da Türkiye saatiyle burada olmaya çalışacağız. Ee, o, o ana kadar yeniden görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Güzel bir gün olsun bundan sonraki günler. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun. İyi haberler alın, iyi haberler verin. Birbirimizle güzel haberleri paylaşalım. Müjdeli haberler duyalım hep beraber. Hakan abi teşekkür ederiz bugün için. Ya teşekkür ederim. Allah razı olsun. yarın abi. inşallah yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın sevgili izleyenler.